Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde problemlere bir giriş yapmıştık sizinle beraber. Şöyle ufak bir değişikliğe gittik bu videomuzda. Geçen dersimizde aslında ben size denklem kurma, yaş problemleri, hareket problemleri ve iç problemlerinden bahsetmiştim. Ama şimdi tekrar yaşa bir geri döneceğiz. Çünkü şöyle bir karar aldık kendi içimizde. Denklem kurmayı zaten ben size okulda da daha detaylı anlatmıştım. İş problemlerini Serkan hocam sağ olsun halletti. Şimdi ben tekrar yaştan başlayacağım ve elimizdeki mevcut kitabımızdan sorularımıza bakarak devam edeceğiz. Şimdi bakalım bize burada sıcak bölge diye bir ifade vermiş. Ne diyor? Bir kişinin şimdiki yaşı x ise a yıl sonra x artı a, a yıl önce x eksi a'dır diyor. Zaten bunu bildiğinizi umuyorum arkadaşlar. Bir kişinin şimdiki yaşların en kişinin şimdiki yaşları toplamı eğer x ise a yıl sonra sadece a mı ekleyeceğim, n çarpı a mı? N çarpı a neden? Çünkü n kişiden her biri a yaş büyüdü. Demek ki toplamlarına n artı a'yı eklemeliyim diyorum. Peki bu n kişinin a yıl önceki yaşlarının toplamı ne olur diye sorarsa bize ne yapacağız? Yani toplamda sadece a'yı mı? Hayır, n eksi a'yı çıkaracağım. Neden? Çünkü her n kişi a yaş küçülecek diyoruz. Peki alttaki özellik ne diyor bize? En kişilik bir topluluğun şimdiki yaş ortalaması x olsun demiş. Tamam. Topluluktaki birey sayısı sabit. Onu değiştirmedim. Eğer bunun üzerine a yıl koyarsam diyor, ortalama zaten otomatikman a yıl a kadar artar diyor. A yıl geriye gidersen diyor önce demiş. Ortalaması da a kadar küçülür diye bize burada bir sıcak bölge vermiş. Şimdi isterseniz sorularımıza beraber geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi testimizle başlıyoruz sorularımızı çözmeye. En pozitif bir tam sayı olmak üzere demiş. Ada'nın 8 yıl önceki yaşı. Şimdi bakalım Ada'nın şimdiki yaşını biliyor muyum? Bilmiyorum. Şöyle yaptım. 8, 8 de çok güzel yazdım. 8 yıl önce, bugün ve 5 yıl sonra mı demiş arkadaşlar? 5 yıl sonra diye ayırdım. 8 yıl önceki yaşı neymiş? M artı 4'müş. 8 yıl önce M artı 4 ise bugün M artı 12'dir diyebilir miyim artı 8 yaş büyüdüğü için? Peki 5 yıl sonra ne olur ve neye eşitleyeceğime bakacağız. Bugünkü yaşa M artı 12 ne yaptım? 5 yaş daha büyüttüm. 5 yıl sonraki yaşı M artı 17 oldu. Ben M artı 17 olarak buldum. Onlar bana 4M artı 2 olarak vermiş. Demek ki 4M artı 2 eşittir M artı 17'ymiş diyebiliriz. M'i karşıya, artı 2'yi karşıya gönderirsek eğer 3M eşittir 15. M'in buradan 5 çıktığını buluruz arkadaşlar. Bize neyi sormuş hemen bakalım. Ada'nın 10 yıl sonraki yaşı. Ada'nın bugünkü yaşı ne oldu? Ada'nın bugünkü yaşı M yerine 5 yazdım da arkadaşlar 17 oldu. Ada'nın bugünkü yaşı 17 ise 10 yıl sonraki yaşı 27 olmaz mı? Evet, geçelim diğer sorumuza. Ben tahtamızı temizleyeyim. Ne diyor? Bir annenin şimdiki yaşı kızının şimdiki yaşının 5 katı. Bir de arkadaşlar ben soruları seri bir şekilde çözüp geçiyorum. Sizden tavsiyem videoyu durdurup soruyu kendim uğraşmak. Bir annenin şimdiki yaşı kızının şimdiki yaşının 5 katı demiş. Elimizde bir tane anne, bir tane kız var. Kızın yaşının 5 katı mıymış anne? Hangisini x demek mantıklı? Kıza değil mi? Kıza x dedik. Kızın yaşı x ise annenin yaşı ne oldu? 5x oldu çünkü 5 katına eşittir demiş. Bu bugündü. Bize ne diyor? 2 yıl önce. 2 yıl önce annenin yaşı 5x eksi 2'ye, kızın yaşı da x eksi 2'ye dönüşür mü? 2 yıl önce annenin yaşı kızının yaşının 7 katıymış. Demek ki annenin yaşı kızın yaşının 7 katı olmalı. Doğru kurdum bu denklemi mi? Artık kolay bir cebirsel ifade geldi karşıma. Bunu hemen çözüyorum. 7'yi paranteze attığım zaman 7x eksi 14 buldum. 5x'i karşıya eksi 14'ü bu tarafa aldım. 2x eşittir 12 ise x'in 6 çıktığını söyleyebiliriz. Bakalım şimdi ne bulduk? Tekrar şuraya yazıyorum. X'i 5 bulduğuma göre annenin bugünkü yaşı 30. Kızının bugünkü yaşı ise 6 olmadı bir x'in kendisi olduğu için.
Ne diyor? Kızı doğduğunda. Yani kızın doğduğu yıl ne kadar geriden bahsediyor? Kız şu anda 6 yaşındaysa 6 yıl önceye git ki kızın 0 yaşında yani yeni doğduğu zamanı bul diyor. Demek ki anneden de 6 yıl gerekmeyim çünkü bunlar aynı gezegende beraber yaşıyorlar. 30'dan 6'yı çıkarırsam annenin yaşını 24 bulacağım diyoruz. Geçelim 3. sorumuza. Evet, Demet ile Bengü'nün bugünkü yaşlarının oranı. Hemen tahtamı temizleyeyim, ne demek istediğine bakalım. Evet, tekrar bakalım şimdi. Demet ile Bengü'nün bugünkü yaşlarının oranı neymiş? 5 bölü 3'müş. 3'ümü biraz daha güzel yazayım. Evet, ne diyor? 4 yıl sonra, şimdi önce 4 yıla geçmeden şöyle bir ifade kullanabilir miyiz? D ve B demektense ben bunlara tek bilinmeyen verebilir miyim? Yani Demet'in yaşına 5x dersem Bengü'nün yaşı 3x olur mu? 4 yıl sonra demiş bu bugün. Bana ne lazım? 4 yıl sonra lazım. 4 yıl sonra Demet'in yaşı 5x artı 4. Bengü'nün yaşı 3x artı 4 olur. Oranları neye eşitmiş artık? 7 bölü 5'e. Ne yapacağım artık? Kolay bir içler dışlar çarpımı sorusu oldu. Yan tarafa yazayım daha güzel görelim. 5 ile çarpıyorum. 25x artı 20 eşittir. 7 ile çarpıyorum. 21x artı 28. Bakayım bir hatam var mı? Yok gibi görünüyor. 21x'i buraya, 20'yi karşıya alalım. 4x eşittir 8 ise x'in 2 olduğunu bulacağız. Peki bana neyi soruyor? 2 yıl önceki yaşlarının oranı. Bakalım şimdi ben neler buldum. Demet'in yaşını ben şu an kaç buldum? Bengü'nünkini kaç buldum? Bir bunu konuşalım. Demet 5x, Bengü 3x demek de x'i de 2 buldum. Demek ki Demet 10, Bengü de 6 yaşındaymış bugün. Şimdi ne diyor bize? 2 yıl önceye git diyor. 2 yıl önce Demet 8, Bengü 4 yaşında olmaz mı? Bunları birbirine böldüğümde cevabın 2 olduğunu bulmuş olacağız. C şıkkında var. Geçelim diğer soruya. Evet. Bugünden 4 yıl önce tahtamı temizleyin baştan okuyacağım sorumu dikkatim dağıldı. Bugünden 4 yıl önce Ayhan'ın yaşı Beyhan'ın yaşının 3 katıymış. Şimdi bakalım elimizde bir Ayhan, bir de Beyhan var. Elimizde bir bugün, bir de 4 yıl önce var arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Bugünden 4 yıl önce. Gerçi bugün de pek işimiz yokmuş ama ben yazmış bulundum. Bir de 5 yıl sonrası varmış arkadaşlar. Şimdi soruya baştan bakalım. Bugünden 4 yıl önce Ayhan'ın yaşı Beyhan'ın yaşının 3 katıymış. Demek ki 4 yıl önce şöyle mi yapsak acaba? Sanki kronolojik sırayı bozmasam daha güzel görünür. 4 yıl önceyi üste, bugünü araya sıkıştırdık. Ne diyor? 4 yıl önce Ayhan'ın yaşı Beyhan'ın yaşının 3 katı cümleyi 5 kere falan okudum galiba. Hangisini x diyeceğim? Beyhan'a x demek işimi çok rahatlatır. Ayhan'ınki artık 3x oldu. Bu neydi? 4 yıl önce. Devamını okumuyorum, tablomu bir tamamlayayım. 4 yıl önce yaşları bu şekilde olduğuna göre bugün nasıl olacak? Hepsini 4'er yaş büyütmeliyim. Peki 5 yıl sonra 5 yaş daha büyütmeliyim. Şurası x olmalı tabii. Evet, şimdi bu soruyu okuyorum. 5 yıl sonra Beyhan'ın yaşı Ayhan'ın yaşının 2 eksiğinin yarısı. Ne diyor bana? Beyhan'ın yaşını aynen yazdım. Bu diyor neye eşitmiş? Ayhan'ın yaşının 2 eksiğinin yarısını eşitmiş. Ne yapacağım artık? İçler dışlar çarpımı. Hemen yan tarafta yazıyorum. 2x artı 18. 2 ile çarptığımda eşittir. 3x artı 7'ye diyebilir miyiz 9 eksi 2'den? Demek ki x'in 11 olduğunu buluruz. Neyi soruyor bize? Aralarındaki yaş farkı değişir mi arkadaşlar? 4 yıl önce yaş farkı neyse 5 yıl sonra da bugün de aynı mı olmalı? Demek ki yaşlarının farkını hemen şuradan 2x diye söyleyebilir miyiz? X'i 11 buldum. Bana sorduğu şey artık 2x.
Cevabımız 22 çıkar. B şıkkında var. Geçelim 5. sorumuza. Bir babanın her biri 5 yaşından büyük olan 3 çocuğu varmış. Tamam. Babanın bugünkü yaşı 3 çocuğunun bugünkü yaşları toplamının 2 katına eşitmiş. Tamam, ne düşüneceğiz bakalım. Elimizde bir baba. Sonra Ç1, Ç2 ve Ç3'ü şimdilik beraber aldım. Bölmek için bir sebebim yok çünkü. Yaşların toplamını verdiği için. Ne diyor? 3 çocuğunun bugünkü yaşları toplamının 2 katına eşitmiş. Demek ki ben bunların yaşlarının toplamını x dersem, babanınki ne olacak arkadaşlar? 2x olacak. Bakalım. Bu bugündü. Şimdi bize diyor ki 5 yıl önce. Neden 5 yaşından büyük dediğini anladık mı? Demek ki 5 yıl önce hala 3 çocuğu var diyebileceğim. Yani biri daha doğmamış klişesine girmeyeceğim. 5 yılı bize onun için yukarıda 5 yaşından büyük diye kurtarmış. Şimdi ne diyor? 5 yıl önce babamın yaşı ne olacak? 2x-5. Peki çocuklarınki x-5 mi olacak? Hayır, değil mi? Çünkü neden? Elimizde 3 tane çocuk var. Hepsi 5'er yaş küçüldüğüne göre x-15 demeliyim diyoruz. Ne diyormuş, okuyalım şimdi. 5 yıl önce babanın yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamının 7 katıymış. Demek ki şu ifade buranın 7 katı olmalıymış. 2x-5 eşittir. Ne geliyor buradan? 7x-105 geliyor arkadaşlar. 105'i buraya, 2x'i karşıya alırsak 5x eşittir 100, x'in 20 olduğunu buluruz. Bize neyi soruyor peki? Babanın bugünkü yaş dediği şey 2x, x'i 20 bulduğuma göre cevabın 40 çıkacağını söyleyebiliriz. Geçelim 6. sorumuza. Bir annenin 3 çocuğundan ikisi ikizmiş. Tamam, bakalım şimdi. Hemen tablomu kuruyorum. Bir annemiz var. İkiz 1, ikiz 2 ve çocuk 3 diye ayırdım. Annenin bugünkü yaşı 3 çocuğunun bugünkü yaşları toplamının 2 katı. Acaba ayırmasa mıydım diye düşünmeye başladım. Bunları şu anda tek beraber kullanmak daha işimizi kolaylaştırır. İkiz 1, ikiz 2 ve çocuk 3 dedik. Tekrar okuyalım. Bir annenin bugünkü yaşı 3 çocuğunun bugünkü yaşları toplamının 2 katına eşitmiş. Yani bunların yaşlarının toplamına x dersem annemiz 2x yaşındaymış. Bu bugün. Her zaman şu tabloyu yapmaksızın hatadan alıkoyar arkadaşlar. Bayağı işe yarar. 2 yıl sonra. Ne diyor? Annenin yaşı ne oldu? 2x+2. Peki 3 çocuğun 3'ü birden 2 yaş büyüdüğüne göre x+6 demeliyim. Ne diyor? Annenin yaşı çocukların yaşları toplamına oranı 3/2 olacakmış. Tamam. Bakalım ne diyor bize? 2x+2'yi x+6'ya böldüğünde 3/2 çıkacak diyor. Evet. Yapalım içler dışlar çarpımımızı. 4x+4 3x+18'e eşit. Buradan x'in 3x'i buraya, 4'ü karşıya atarsak eğer 14 çıkacağını söyleyebiliriz. Tamam, bu durumda ne bulmuş olduk? Annenin bugünkü yaşı 28 çıktı. Çocukların yaşlarının toplamı ise 14 çıktı. Bana neyi soruyor? İkizlerden biri bugün en çok kaç yaşında olabilir? Şimdi bundan sonrası arkadaşlar sayı problemi. Neden? Bakalım şuraya. İkiz 1, ikiz 2, artı bir de çocuk 3 mü var elimizde? Toplamları 14'müş. E bunlar zaten aynı yaşta. Bunların yaşlarına AA, buna da B dediğimi düşündüm. Fazla bilinmeyen kattım, belki kafa karıştırır ama iyi biri iyi giden bence A ile B daha insancıldır diyoruz. Şimdi B bir çocuğun yaşı mı? Demek ki sıfırdan farklı bir sayma sayısı olmalı. Tamam, demek ki ben B'ye en küçük 1 verebiliyorum. Peki B'ye 1 verdiğim anda 13 2'ye bölündü mü? Hayır, A'yı en büyük yapmaya çalışıyorum bu arada. Demek ki B'ye 2 vermeliyim. 2A eşittir 12 ise A'ya verebileceğim maksimum değer 6 çıkacak. E şıkkında var. Geçelim 7. sorumuza. 1960 yılında doğan bir kişiye yaşı sorulduğunda doğum tarihimin rakamları toplamının 3 katı şimdiki yaşıma eşit demiş. Bakalım. 1960'ın rakamlarını toplarsak ne elde ettik arkadaşlar? 16 mı? Bir de bunun demiş ki bize 3 katını al.
Demek ki bu adam 48 yaşında mı şu anda? Demek ki benim 1960'ın üzerine 48'i eklemem gerekiyor. Fazla kolay bir soruymuş deyip 2008'i işaretleyip yolumuza devam ediyoruz. Evet, 8. sorumuzdan devam ediyoruz. Aynur A yılında, Buse B yılında doğmuştur diye bize bir ifade vermiş. Hemen devamını okumadan Aynur ve Buse ikilisini tahtaya yerleştirdim ve şimdiki yaşlarından konuşacağım için notunu aldım. Peki şimdiki yaşlarından konuşacağım da şu an hangi yılda olduğumuzu biliyor muyuz? A yılında doğmuş, B yılında doğmuş, şimdiki yıl. Bunun hakkında bir fikrim yok. Şimdiki yılı bizim için X yılı kabul edelim. 2020'yi kabul etmiyorum çünkü felaketler bir türlü bitmiyor. Onun için ben X demeyi tercih ettim. Bakalım. Ne diyor? Aynur A yılında, Buse B yılında doğmuş. Demek ki Aynur'un yaşını nasıl bulurum? İçinde bulunduğu yıldan doğduğu yılı çıkararak mı? Demek ki x eksi A Aynur'un yaşı, x eksi B Buse'nin yaşıymış. Ne diyor şimdi? Aynur'un şimdiki yaşı Buse'nin şimdiki yaşının 3 katı. Demek ki Aynur'un şimdiki yaşı Buse'ninkinin 3 katı demek şu ifadeyle mi gösterilecek? 3'ü paranteze dağıtıyorum. Paranteze dağıtırken ne yapıyoruz arkadaşlar? Bütün bileşenleri 3 ile çarpıyoruz. Şimdi peki benim burada neyi bulmam lazım? X'i A ve B türünden bulursam, X'i çünkü ben uydurdum, bir şekilde A ile B'ye çevirmem lazım. Hemen X'i bulmaya çalışacağım. Nasıl yapacağım peki bunu? X'i karşıya, eksi 3B'yi buraya gönderdim. 2X eşittir 3B eksi A oldu. Demek ki x'in 3b eksi a bölü 2 çıktığını söyleyebiliriz. Peki bana neyi soruyor? Bu ikilinin şimdiki yaşları toplamını soruyor. Hemen toplarsak bunları birbiriyle. 2x eksi a eksi b gelmedi mi? Peki bulduğum x'i artık yerine yazamaz mıyım? Yazalım. 2 parantezinde 3b eksi a bölü 2 eksi a eksi b. İkiler zaten birbirini götürdü. 3b eksi a eksi a eksi b gibi saçma bir süreksli bir ifade oldu. Hemen düzenleyelim. 2b eksi 2a kaldı geriye diyoruz arkadaşlar. O da D şıkkında var. Evet, 9. sorumuzdan devam ediyoruz. Yaşı 2 basamaklı bir doğal sayı olan bir kişinin 2010 yılındaki yaşı. Doğum tarihinin soru 2 basamağı. Şimdi buraya geçmeden önce yaşı 2 basamaklıysa bu adamın kesinlikle ne olmalı? 2000'lerde değil 1900'lerde doğduğunu anlamış olabilir miyim? Çünkü 2010 yılında yaşı 2 basamaklı olacaksa mutlaka milenyum çocuğu değil, ondan önce doğmuştur diyebiliriz. Şimdi ne yapacağız? 1900 AB olsun doğduğu yıl. Peki şu andaki yaşını nasıl bulurum? 2010'dan 1900 AB'yi çıkararak. Peki şimdiki yaş hakkında bize nasıl bir bilgi vermiş? 2010 yılındaki yaşı doğum tarihinin son iki basamağındaki iki basamaklı sayının yani AB'nin yarısından 10 eksik demiş. Tamam, hemen bakalım burada ne yapacağım. Bundan sonrası bir çözümleme sorusu artık. Ben şuradaki şu ifadeyi 1900 artı AB diye sadece iki basamağına ayrı çözümleyebilir miyim? Evet, hatta işimi çok kolaylaştırır çünkü bana direkt AB sayısı lazım diyoruz. Hemen devam ederim. Eksi parantezine dağıtmam lazım. 2010 eksi 1900 eksi AB eşittir AB bölü 2 eksi 10'a diyeceğiz. 2010'dan 1900'ü çıkarırsak ne kalacak arkadaşlar? 110 kalacak. Buradaki eksi 10'u karşıya, eksi AB'yi de diğer tarafa gönderdiğimizi düşünürsek artı 10 buraya geldi. AB bölü 2'nin yanına ise AB gelmiş oldu. Şimdi ne yapalım? Bunu burada çözelim. 2010'la, pardon, 110'la A'yı toplarsam aklım hala 2010'da kaldı. 110'la 10'u toplarsam ne olacak? 120. Neye eşitmiş? AB bölü 2 ile AB'yi toplarsam da 3 bölü 2 çarpı AB diye ayırabilir miyim? Şimdi AB'yi nasıl bulacağım arkadaşlar? 120'yi 3'e bölüp 2 ile çarparak. Buradan AB'nin 80 çıktığını söyleyebilir miyiz? Çünkü 3'e bölersem 40, 2 ile çarparsam 80 cevabını elde edeceğim. Demek ki bu adamın doğum tarihi 1980 mi oldu? Bize ne soruyor? Doğduğu tarihin rakamları toplamı. 1, 9, 8,
ve sıfırı toplarsak cevabın 18 çıkacağını söyleyebiliriz. Geçelim 10. soruya. 3 kişilik bir ailenin 5 yıl önceki yaşlarının ortalaması. Şimdi bakalım tahtamı temizleyeyim konuşun. Ne diyor? 5 yıl önceki ortalama kaçmış? 12'ymiş. Bugünkü ortalama ne olur? Ne diyorduk? Eğer kişi sayısı eksilmiyor, sadece yıl ilerliyorsa ortalama da yıl kadar büyür diyorduk. Demek ki bugünkü ortalaması ne olacak arkadaşlar? 17 olacak diyebiliriz. Birey sayısı değişiklik olmaması koşuluyla bu önemli. 3 yıl sonra, 3 yıl sonraya bakalım. Şu anda 17 ise 3 yıl sonra yaşlarının ortalaması 20 mi olur arkadaşlar? Dikkat edin bize neyi sormuş? Yaşlarının toplamı. Peki ben nasıl buluyordum matematik ortalamanın mantığı neydi? Toplamı kişi sayısına bölüyor muyduk? Toplamımız T olsun. Kişi sayımız bu soruda 3. Eşittir 20'ymiş. Demek ki bunların yaşlarının toplamı 3 yıl sonra 60'tır diyebilir miyiz? D şıkkında var cevabımız. Geçelim 11. soruya. Bir baba ile ikiz çocuklarının yaşlarının toplamı 72'ymiş. Tamam, hemen bakalım. Baba, ikiz 1, ikiz 2. Buna şöyle başlamak istedim. Tamam. İkizlerin yaşlarına x dersem babanın yaşı ne olur? Toplamları 72 idi. 72 eksi 2x diyebilir miyiz? Baba çocuklarının yaşındayken. Şimdi bakalım bu ne demek? Babanın yaşının ne olması gerekecek arkadaşlar? İşte en sevdiğimiz soru tarzı biri diğerinin yaşındayken. Ahmet Mehmet'in yaşındayken ne olacak bakalım. Ne diyor? Baba çocukların yaşındayken. Yani babanın yaşının 72 eksi 2x değil de x mi olmasını istiyoruz? Babanın yaşını x'e çevirmeye çalışacağım. Nasıl yapacağım bunu? Buranın x'e dönüşmesi için ne ile toplamalıyım ya da ne çıkarmalıyım? Ki biz toplamayı düşüneceğiz her zaman. Bakalım. 72 eksi 2x'i x'e çevirmeye çalışacağım. Bir kere kesinlikle eksi 72'ye ihtiyacım var. Eksi 2x'i artı x'e çevireceksem artı 3x'e de ihtiyacım var. Bu kadar yıl geriye gittik. Ama nasıl yapacağız? Biz bu negatif olduğu için zaten geriye götürecek. Biz sanki ekliyormuşuz gibi düşüneceğiz. 72 artı 3x yıl. Bunlar için de geçti. İleri veya geri önemi yok. 72 artı 3x yıl. 2x ikiz için de geçmiş oldum. Ne diyor peki? Çocukların doğmasına 24 yıl vardı. Bakalım çocukların yaşı ne oldu şu anda? Eksi 72 artı 4x mi var oldu? Peki bu neye eşit? Doğmalarına 24 yıl var ne demek? Şu anda eksi 24 yaşındalar gibi saçma bir ifade yazabilir miyiz? Saçma gibi görünüyor ama doğru bir ifade aslında. Eksi 72'yi karşıya atarsak 4x eşittir 48 oldu. X'in 12 olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım bize neyi soruyor? X'i 12 bulduk, bir yerlerine yazalım. Baba, ikiz 1 ve ikiz 2. X'i 12 bulduysak buralar 12, 12. Baba da 48 yaşında oldu. Ne diyor? Çocuklar babanın şimdiki yaşına geldiğinde. Yani ne olsun istiyorum? Çocukların yaşı 12'den 48'e çıksın mı? Demek ki ikisininki de 48 olacaksa artık kaç yıl ekledim ben bunlara? 36 değil mi arkadaşlar? 36 yıl büyüdüler. E baba boş durdu mu? Baba da büyüdü. Demek ki babanın yaşı ne oldu arkadaşlar? Hemen bunları toplarsak 84 oldu. Peki bize neyi soruyor? Üçünün yaşlarının toplamını soruyor. Bunların hepsini toplarsak 84 artı 96 diye bir kısaltayım. 180 yapsın cevabımız. E şıkkında var. Evet, 12. soruda ne anlıyoruz? Mahmut'un 6 yıl sonraki yaşı Veysel'in 8 yıl önceki yaşına mı eşitmiş? Demek ki burada hangisi daha büyük? Veysel değil mi arkadaşlar? Çünkü Veysel de 8 yıl önce kaç yaşındaysa Mahmut bunu açmak için 6 yıl daha büyümesi gerekiyor. Demek ki Mahmut'la Veysel arasında 6 artı 8'den 14 yaş var diyebilir miyim? Elimizde bir Mahmut,
Bir de Veysel var. Mahmut'un küçük olduğuna karar verdim. Mahmut'a x diyorum. Veysel'e x artı 14 diyebilir miyiz? Çünkü Veysel'in 8 yıl önceki yaşı Mahmut'un 6 yıl sonraki yaşına eşitse aradaki 14 yıl kadar Veysel daha büyük olmalıdır diyoruz. Bakalım Mahmut 1980 yılında doğmuş. Veysel ne zaman doğdu? Bundan 14 yıl önce. 1980'den 14 çıkarırsak 1966 bulacağız cevabı. O da A şıkkında var. Geçelim 13. sorumuza. Bir annenin ve kızları Ada ile Yağmur'un yaşları ile ilgili bilgiler verilmiş. Tamam bakalım. Elimizde ne var? Bir anne ve Ada ve Aysel. Şuraya çizelim. Bir annemiz, bir Ada, bir de Yağmur var. Bakalım. Adanın doğum yılı Yağmur'unkinden daha büyük ne demek? Demek ki Yağmur daha büyük değil mi? Burada ters bir ifade var çünkü. Doğum yılı ne kadar büyükse Ada o kadar küçüktür. Tamam, annenin yaşı. Demek ki burada şunu hemen söyleyelim. Yağmur buradaki büyük kız, küçük kız ise Ada'dır diyebiliriz. Peki bakalım annenin yaşı büyük kızın yaşının 3 katı ve küçük kızın yaşının 6 katının 3 fazlasına eşitmiş. Şimdi nereden başlasak acaba? Şöyle yapalım. 6 katının 3 fazlası. Tamam biz küçük kıza x diyerek başlayalım. İşte çünkü orası daha çetrefilli bir ifade. Oradan başlayalım. Küçük kızının yaşının 6 katının 3 fazlası diyor. Küçük kıza x dersem annenin yaşı 6x artı 3 olur. Bu 6x artı 3 ifadesi büyük kızın da 3 katına eşitti. Demek ki şu ifadenin 3'te 1'ini alırsam Yağmur'u elde edeceğim. Ne çıkar 3'e bölersen? 2x artı 1 çıkar. Peki bakalım Ada'yla Yağmur'un yaşları farkı 7'ymiş. Demek ki şu iki ifadeyi birbirinden çıkarttığımda 7 sonucuna ulaşacağım. Bu iki ifadeyi birbirinden çıkarırsam 2x artı 1'den x çıkardım. Cevap 7'ymiş. X artı 1 7 ise x'in 6 olduğunu söyleyebiliriz. Peki bakalım Yağmur doğduğu bir ona geçmeden önce bir düzenleyelim. X'i 6 bulduk yerine yazıyorum. Demek ki anne 39 yaşında, Ada 6 yaşında, Yağmur 13 yaşında diyebilir miyiz artık? X'i yerlerine kondurduğumuz zaman. Yağmur doğduğunda anne kaç yaşındadır? Yani kaç yıl önceden bahsediyor? Yağmur doğduğunda derken 13 yıl önceden bahsediyor. 13 yıl önce annemiz artık 26 yaşındadır diyebiliriz. Geçelim 14. sorumuza. Tahtamızı Mustafa, Deniz ve Mehmet isimli 3 arkadaşın, hemen ben bunların bir isimlerini şemaya döküyorum. Mustafa, Deniz ve Mehmet. Mustafa'nın 4 yıl sonraki yaşı Deniz'in 5 yıl önceki yaşına eşitmiş. Tamam, buradan ben nereye x'teyim? Şimdi Mehmet'i soruyor ya bana. Ben Mehmet'e x demek istiyorum. Mehmet'e x dedim. Bu durumda önce ikinciyi okuyorum. Mehmet'in 3 yıl önceki yaşı Deniz'in şimdiki yaşına eşitmiş. Demek ki Deniz Mehmet'ten 3 yaş, 3 yıl sonraki pardon. Deniz Mehmet'ten 3 yaş büyük o zaman. Demek ki Deniz'in yaşına x artı 3 diyebiliriz. Mustafa'nın 4 yıl sonraki yaşa geri birinciye döndüm. Deniz'in 5 yıl önceki yaşına eşitmiş. Deniz'in 5 yıl önceki yaşı ne yapar buradan 5 çıkarırsam? X eksi 2 yapar. Bu Mustafa'nın 4 yıl sonraki yaşıymış. Demek ki Mustafa şu anda X eksi 6 yaşında olmalı 4 yıl sonra buraya gelecekse eğer diyoruz. Tamam. Üçünün 2 yıl sonraki yaşlarının toplamı. Bu bugündü. 2 yıl sonra ne olur? Mustafa x eksi 4, Deniz x artı 5, Mehmet x artı 2 yaşına gelir. Bunların toplamları da 75'miş. Hemen toplayalım. 3x artı 3 mü gelecek? Eşittir 75'e. 3x eşittir 72, 3'ü karşıya gönderdiğimde x'in 24 çıktığını söyleyebiliriz. Zaten ben neden Mehmet'e x demiştim? Bulduğum anda cevap bitsin diye C şıkkında 24 oldu cevabımız. Son sorumuza geçelim. Bir baba ve çocukların yaşlarıyla ilgili
Aşağıdaki bilgiler verilmiş. Tahtamı temizleyip hemen okuyacağım. Babanın 3 çocuğu vardır ve çocukların 2 tanesi ikizdir. Çocukların her birinin yaşı pozitif tanıtırlardır, mantıklı. Babanın bugünkü yaşı, tamam şimdi nereden başlayalım? Elimizde bir baba ve 2 tanesi ikiz olan 3 de çocuğu var. Ne diyor şimdi? Babanın bugünkü yaşı, 3 çocuğunun bugünkü yaşları toplamının 2 katı. Eğer ben bunların yaşlarının toplamına x dersem, babamın yaşı 2x mi olsun? Tamam, 4 yıl sonra bu bugündü. Şimdi ben neyi arıyorum? 4 yıl sonrayı arıyorum. 4 yıl sonra, baba 4 yaş büyüdü. Dikkat edin, burada 3 tane çocuk var. 3'ü de 4'er yaş büyüdü. Demek ki x artı 12 oldu burası. Ne diyor? Babanın yaşı, çocukların yaşları toplamını 4 bölü 3 katına. Yani şuradaki 2x artı 4 ifadesi x artı 12'nin 4 bölü 3 katına oldu, eşit oldu. Ne yapacağız şimdi? İçler dışlar çarpımı. Hemen 3'ü dağıtıyorum. 6x artı 12 eşittir 4x artı 48'e. 2x eşittir 4x'i buraya atınca 12'yi karşıya eksi gönderdik, 36'yı eşit. X'in 18 çıktığını söyleyebiliriz. Yine bakın bu sorunun çok benzerini az önce yaptık. Yaşlarının toplamını 18'i bulduğum 3 tane çocuğum var ve bunların 2 tanesi ikiz. Bunlar ikizlerden birinin bugünkü yaşı en çok kaçtır? Bakın aynısını çözdük diğer sayfamızda. Ne yapacağız? Yine ben ikizlerden birinin yaşını A, diğer çocuğun yaşını B dersem 2A artı, çünkü 2 tane ikizim var. 2A artı B ne olacak arkadaşlar? 18 mi olacak? Benim buradaki amacım A'yı en büyük yapmak. Demek ki B'yi en küçük seçeceğim. B'ye 0 verebilir miyim? Dikkat edin, yaşları pozitif diye belirtmiş. Demek ki 0 veremeyeceğim. Peki B'ye 1 verebilir miyim? B'ye 1 verirsem karşıyı tek sayı yaparım. Tek sayı 2'ye tam olarak bölünmez. Tam sayı ifadesini bozmuş olurum. Demek ki B'ye en küçük 2 vererek başlıyorum. Bu durumda 2A'nın 16, A'nın ise 8 çıkabileceğini söyleyeceğiz. Demek ki A en büyük, 8 değerini alıyormuş. Evet, yaş problemleriyle ilgili konu anlatımımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste yüz yere görüşmek üzere, hoşçakalın.